Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün TYT ile tercih yapacak arkadaşlar, yani 2 yıllık bölümlere, ön lisans bölümlere gidecek arkadaşlara bazı uyarılar, tavsiyeler ve bilgiler vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Öncelikle 2 yıllık bölümler nedir arkadaşlar? 2 yıllık bölümler ön lisans diye adlandırdığımız, normalde 4 yıllık olan lisans bölümlerin yarısı sürede biten 2 yıllık bölümlerdir. Bunlar daha çok büyük bir programın basit bölümleri halinde olur. Örneğin lisansta veterinerlik vardır, ön lisansta laborant ve veteriner sağlık vardır. Bu da veterinerliğin ön lisansı oluyor. Örneğin bilgisayar mühendisliği vardır. Bu bilgisayar mühendisliğinin işte küçük olanı teknikerliği nedir? Bilgisayar programcılığıdır, grafik tasarımdır, web tasarım ve programlamadır vesaire. Yani büyük bir bölümün küçük parçalara bölünmüş hali diyebiliriz. Kısaca ön lisans bölümleri için. Şimdi burada akla şu sorular geliyor genellikle. 2 yıllık okumak mantıklı mı? Bir şeyler öğrenebilir miyim? Kendimi geliştirebilir miyim? Veya dikey geçiş diye bir sınav varmış. Lisansa geçebiliyorsun. Bu işler nasıl oluyor diye merak edenleriniz için hepsini burada söylemeye çalışacağım. Hani 2 yıl sonra ne olur mezun olduğunuzda, işte hukuk, mühendislik gibi bazı bölümlere LGS ile geçiş yapabilir misiniz, nasıl olur vesaire, bunların hepsini anlatmaya çalışacağım. Şimdi 2 yıllık bölümleri okumak genellikle meslek yüksek okullarında olur arkadaşlar. Yani ana bir kampüs vardır üniversitenin. Siz meslek yüksek okulunda okursunuz. Bu meslek yüksek okulu genelde şehrin merkezinin dışındadır. Zaten tercih yaparken lütfen hangi meslek yüksek okulunu yazdığınıza dikkat edin. Çünkü o meslek yüksek okulu eğer şehrin çok dışındaysa sizin için ulaşım, barınma olarak sorun çıkartabilir. YÖK Atlas'ta bunlar zaten bilgi olarak yer alır, şu meslek yüksek okulu diye. Oralara bakabilirsiniz. Bazen öğrenciler ana kampüse de okuyabilir. Bunu nasıl yapar? Teknik bilimler meslek yüksek okulu vardır bazı okullarda. Bu sayede merkez kampüste 2 yıllık eğitiminizi alabilirsiniz. 2 yıllık eğitim çoğu kişi için, yani bu sadece benim için değil, çoğu kişi için lise 5 olarak adlandırılır eğitim olarak. Çok üniversite hayatı yaşayamazsınız. Çünkü diğer arkadaşlarınız, hani beraber girdiğiniz arkadaşlar 4 sene orada bulunacak. Siz birinci sene, birinci dönem eğlenmeye mi bakayım, sosyalleşmeye mi bakayım, bölümümü okuyayım, tam insanlarla kaynaştım derken ikinci sınıf oluyorsunuz ve mezuniyet, artık iş bulayım falan oluyor ve DGS macerası başlıyor vesaire. Ona birazdan detaylı gireceğiz. O yüzden tam böyle tadını alamıyorsunuz. O yüzden lise 5 gibi bir şey, yani çok bir üniversite görülmüyor. Yani çoğu okuyan kişi tarafından, yani bu benim çevremdekiler için böyle. Yorumlarda belirtebilirsiniz, aksi düşünceleriniz varsa her zaman açığım. Hepsini de okuyorum, cevap da vermeye çalışıyorum. Şimdi bu ön lisans bölümlerin iş bulma imkanı çok soruluyor. Arkadaşlar ön lisans bölümlerle iş bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz aslında, ama maaş skalası olarak 1,5 belki 2x asgari ücret almanız bile sizin için çoğu zaman hani mucize olacaktır. Neden? Çünkü ön lisans bölümlerine çok fazla para vermeye meyilli değildir işverenler. Çünkü ülkemizde çok fazla mezun olduğu için zaten sizinle aynı işi çoğu zaman 4 yıllık bir lisans mezununa yaptırabiliyorlar. Hani bu sebeple hani size o kadar para vermesin anlamı kalmıyor. Ama ön lisans okuyup kendini mesleğine çok iyi geliştirip çok iyi paralar kazanan arkadaşlar var mı? Var. Ama hepsi de sonradan keşke mühendislik okusaydım diye pişmanlık duyuyor tabii ki de. Çünkü ön lisans okuyup gelebileceğiniz bir sınır var. O sınırı da maalesef fazla değil. Aslında teknik bilimler ve bu teknikerlik dünya çapında baktığımız zaman daha böyle aranan, daha böyle kazanmaya müsait ve tercih edilen bölümler. Ama ülkemizde nedense bu iş tam olarak böyle iyi işlemiyor. Çünkü bizde nüfus çok fazla olduğu için aynı işi teknikere yaptırmana gerek yok. Lisans mezununa da aynı işi yaptırıyorsun yani. Normalde lisans mezunu yapmayacağı işleri teknikerlerin yapması gerekiyordu. Ama ülkemizde çok fazla mezun olduğu için o işleri lisans mezunlarına yaptırabiliyorlar zaten. O yüzden genellikle dediğim gibi tekniker almak çok ihtiyaç olmuyor. Zaten iş ilanlarına bakarsanız hem işte sağlık alanı hem işte yazılım alanı vesaire, çoğu zaman dediğim gibi lisans mezunu arıyorlar. Çünkü zaten çok fazla mezun var. Şimdi bu 2 yıllık okumanın tek artısı olarak görünebilecek şey dikey geçiş sınavı. Ama maalesef onun da kendi çapında zorlukları var arkadaşlar. Onu da anlatayım. Şimdi DGS normalde 60'a 60, 60 sayısı 60 sözel sorunun olduğu bir sınavdı. Şu an 50'ye 50'ye indirildi. Zorluk açısından TYT sorularıyla benzerdir matematik. Hani belki bir tık daha zaman yiyici olabilir ama zorluk aşağı yukarı o seviyededir. Biraz daha konusu azdır. Geometride de konusu azdır ama zorluk aşağı yukarı aynı. Bir tık daha zaman yiyicidir. Onu yine söyleyelim. Yani normal ele aldığımız zaman TYT sorusu daha zor olabilir ama DGS sorusu daha zaman yiyici olduğu için zordur. Bir de sözel kısım var. Sözel kısımda da yaklaşık işte normalde 60, dediğim gibi şu an 50 tane sözel sorusu olur. Bu sözel soruları paragraf ve sözel mantıktan oluşur. Bu arada sayısal bölümde sayısal mantık vardır. Sayısal mantık, geometri, problemler ve cebir kısmı vardır matematikte. Sözelde de dediğim gibi paragraf ve sözel mantık vardır, dil bilgisi yoktur. Şimdi hal böyle olunca insan diyor ki oha, AYT'deki 10 tane ders yok. Birçok AYT konusu yok. DGS daha kolaymış. Ona gideyim ben. Tabi düz mantık düşündüğümüz zaman böyle oluyor. Ama işin içine girmiş birisi olduğunuz zaman DGS ile kazananların bile hiç keşke bu DGS yoluna girmeseydim dediğini
bu kulaklar defalarca duydu. Çünkü neden? Birincisi DGS, ÖSYM'nin gerçekten üvey evladı denilen bir sınav. Bu durum nasıl oluyor? Şimdi siz normalde 2 yıllık okudunuz, işte DGS yapacaksınız, 2 yıl daha mı okuyacağınızı zannediyorsunuz? Hayır, bu böyle olmuyor. Çoğu zaman 3, bazen de 4 sene daha okuyorsunuz. Neden? Çünkü ön lisansınızı birebir 2 senenizi saymıyor. Diyor ki ben bu dersleri profesörle veriyorum ya da ben bu derslerin senin saymıyorum, kabul etmiyorum. Benden bunları tekrar alacaksın. Hal böyle olunca insanlar bu dersi tekrar almak zorunda kalıyor. Bu da yarım dönem, bazen bir sene, bazen de 1,5 sene tekabül edebiliyor. Ve 2 sene daha okuyacaktınız. Onu da okuyorsunuz. Bir de tabii siz DGS ile geldiğiniz için AYT konularına çok hakim değilsiniz. Ama üniversitede AYT konuları ve onun devamı olan konular işlendiği için bunlar da hep dezavantajlı olma durumu çok yaşıyor DGS öğrencileri. Bunu çok görüyoruz. Bu yüzden zaten bölüm uzuyor genellikle çoğu kişi için. Tabii uzamayan arkadaşlar da var ama onlar da aşırı performans gösteriyorlar. Gerçekten gece gündüz ders çalışıyorlar diyebiliriz. İşte onlardan duyuyorum zaten keşke YKS'ye çalışsaydım diye. Hani bu kadar çile çekeceğimi ne gerek vardı yani DGS'ye girdik diye o yüzden uyarmak istiyorum sizlere. Bir de arkadaşlar dediğim gibi hani 2 sene okudum 2 sene daha okuyacağım olayı yanlış. O genellikle olmuyor. 3-4 sene okuyorsun. Konularda eksikliğin olduğu için onun sıkıntısını okurken çekiyorsun. Bir de arkadaşlar DGS ile atıyorum şu an mesela yapay zeka bölümü açıldı. Birçok üniversitede yeni açıldı. Yeni kontenjanlar eklendi. Bilgisayar mühendisliğine de mesela birçok kontenjan eklendi. Birçok üniversite açıldı vesaire falan. Ama bunlar mesela DGS'de yok. Aksine DGS'de birçok üniversite kontenjan açmak yerine kontenjan kapatıyor. Kapatabildiği kadar. Hatta mesela Boğaziçi Üniversitesi 1-2 sene öncesine kadar 3-4 tane bilgisayar mühendisi alırken şu anda 1 kişi alıyor. İstanbul Teknik de 1 kişi alıyor bilgisayar mühendisi için. Yine sadece bilgisayar mühendisi için de bunların hepsi yani çoğu bölüm için işte işletmesidir, elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, kimya ne aklına gelir. Şu an bu iyi dediğimiz üniversiteler şu an hepsi kontenjanlarını bire indirdiler. Yarın öbür gün kapatmayacaklarının da garantisi yok. Dolayısıyla DGS yoluna girdiğiniz zaman birinci faktör ömrünüzden 2 sene verdiniz arkadaşlar. Ömrünüzden 2 sene gidecek. Ön lisans bölümü okuyacaksınız. Size çok da bir fırsat sağlamayacak. Hani bu fırsatları yurt dışı olarak düşünebilirsiniz. Hani ön lisansın size yurt dışı kapısını açabileceğini de çok zannetmiyorum açık söyleyeyim. Belki Türkiye'de iyi bir iş bulabilirsiniz. O da sizin kendi çabanızla alakalı. Ömrünüzden 2 sene verdiniz ve girdiğiniz bir sınav oldu. O sınava da çalışmak zorundasınız. Ön lisansta ÖBP denilen ön lisans başarı puanınızı da yani GANO'nuzu da okul ortalamanızı da yüksek getirdiniz. Derslere çalıştınız. Hocaların ağız kokusunu çektiniz. Uğraştınız. 2 sene sonunda bir sınava giriyorsunuz. DGS 2 ona da çalışmak zorundasınız. Yoksa başarısız olsunuz. Çünkü yaklaşık 300-400 bin kişinin girdiği bir sınav. Her sene değişmekle beraber. Bu sene tam belli olmadı ama geçen sene 300 bine yakındı. Ondan önceki sene de yine o civardaydı. Böyle bir sınava giriyorsunuz. Ardından tercih dönemi başlıyor. Tercih döneminde bir bakıyorsunuz. Geçen sene 3 alan yer 1 almaya başlamış. Zaten 3 tane kişi alıyordu. Aldıkları kişiler de zaten hani şey mesela Boğaziçi Üniversitesi ilk 5'te falan kapatıyor. Hani bilgisayar mühendisliği bölümü. Yani DGS sayısalda ilk 5'e girmen lazım. Bu da gerçekten üst düzey bir performans. Benim çok YKS'de daha önce 5000'e 10.000'e girmiş tanıdıklarım da var bu sınava giren. Onlar da mesela ilk 150'ye rahatlıkla giriyorlar ama ilk 5 gerçekten zor arkadaşlar. Yani DGS sayısalında ilk 5 olmak bence YKS'de ilk 5000'e belki 2-3000'e girmek kadar zor olabilir. Tabii bu kartlarınız nasıl oynadığınızla da alakası var. Yani ön lisansta yüksek ortalama getirirseniz, sadece sayısala çalışmazsanız, sözel de çalışırsanız, akıllıca davranırsanız tabii bu dediğim gibi kolaylaşıyor ama zaten siz YKS'de de kartlarınızı akıllı oynasanız YKS'ye de kazanırdınız. Yani lisede ne yaptığınız bilmiyorum ama belki hayat şartları yüzünden çalışmak zorunda kaldınız. Belki derslerden uzak kalmak zorunda kaldınız. Ama her ne olursa olsun bir şekilde lisede çalışmadığınız için YKS sonucunuz böyle kötü geldi. Değil mi? Hatalarınız olduğu için bu şekilde kötü geldi. Şimdi bu DGS'de de aynı gelir. Eğer yine aynı hataları tekrarlarsanız. Şimdi bayağı kötülediğimin farkındayım ama daha hiçbir şey kötülemedim. Daha bitmedi bile. 2 sene sonra o sınava girdiniz. Yine bir başarı gösterdiniz. Gerçekten de zor bir sınavdır aslında. Çoğu kişi de senelerce dershaneyle çalışır, özel hocayla çalışır yine kazanamaz. Gerçekten zordur yani hani inanın kolay değil. Ve o sınavda belli bir derece elde ettiniz. Diyelim ki 100. oldunuz arkadaşlar. Peki normalde YKS'de 100. 1000. 5000. 10.000. olunca ne olur arkadaşlar? Burs kazanırsınız değil mi? Size burslar verilir. TÜBİTAK verir, orası verir, burası verir. İşte üniversitenin kendisi verir, şirketler verir. İnsanlar size saygı duyar. Aa bak bu YKS'de 5000'e 10.000'e girmiş, 20.000'e 30.000'e girmiş gibi. Ama DGS'de 100'e girirseniz ne bir burs alırsınız, ne bir yurt imkanı olur, ne bir insanlar elinizi sıkar. Kimse tebrik bile etmez yani. Çok da yani dediğim gibi saygı görmezsiniz ama YKS'de bu böyle değildir. YKS'de ilk 50.000'e bile girseniz yani insanlar saygı duyar ve dediğim gibi burs imkanları açılır. Ama bu DGS için öyle. DGS'de birinci olsan değil TÜBİTAK kendi üniversiten bile 1 lira vermez. Bu da bence bir faktör.
Yine tercih dönemi geldiğinde şunu görüyorsunuz. DGS'ye yerleşecek arkadaşlar. Diyelim ki sınavda ilk yüze girdiniz ki gerçekten zordur. Bu sınava sadece ön lisans mezunu, açık lise mezunu, meslek lisesi mezunu insanlar girmiyor. Bu sınava YKS'de derece almış insanlar da tekrar ön lisans bölümü okuyup ikinci bir ön lisans okuyup giriyor. Yani rakipleriniz kuvvetli. Matematik öğretmenleri var, hemşireler var, avukatlar var, halihazırda mühendis olanlar var bu sınava giren. Onlar arasında ilk yüze girmek gerçekten büyük başarı. Tebrikler, ilk yüze girdiniz. Bravo. Şimdi ne var? Şimdi kısıtlı hani 10-15 tane, 20-30 tane belki de çoğu bölüm için 3-5 tane hatta kontenjan açan üniversite arasında seçeceksiniz. Normalde işte bilgisayar mühendisliği için DGS alım yapan üniversite sayısı 50-100 ise YKS'li 150-200 tane. Yani neredeyse iki katı fark vardır. Yine Türkiye'nin sayılı üniversiteleri Koç, Sabancı, Özyeğin, BOB gibi böyle iyi üniversiteler çok alım yapmaz. Az önce saydığım Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ gibi üniversitelerde bir kişi alırlar. O da bu sene başladılar. Normalde daha fazla kişi alıyorlardı. Artık onlar da bir almaya başladılar. Yarın öbür gün sıfır yapmayacaklarının bir garantisi de yok. Yani bakın bu sene 3'ten 1'e indirdiler. Kim hesap sorabiliyor yani? Kim neyi söyleyebiliyor? Kimse. Karşılarına çıkıp bir kelime edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Yani DGS'nin öyle bir komünitesi de yok yani birbirini koruyan ya da ses çıkartabilecek. Zaten çoğu kişi tarafından üniversiteye haksız yolla girmiş insanlar topluluğu olarak görüldüğü için hani birleşme şansları da çok zor. Bir de birleşmiyorlar çok fazla. Dolayısıyla ben çok fazla önermiyorum. Dediğim gibi ben yani DGS'yi çok hayal kurmayın. Yine bilgisayar mühendisliği üzerinden örnek verelim. Mesela yapay zeka bölümü açıldı YKS'de ki bu sene 3-5 üniversitede daha açılmış bildiğim kadarıyla. İşte yazılım mühendisliği birçok üniversitede açıldı. İşte bilgisayar mühendisliğine birçok kontenjan eklendi ama DGS'de tam tersi oldu. Kontenjanlar azaltıldı, üniversiteler kapattı alımı ve yapay zeka mühendisliği DGS ile bir kişi almıyor yani sıfır sayısı. Yani şu an YKS ile birçok kişi gidebiliyor yapay zeka mühendisliğine eğer puanlı sıralamayı tutturursa ama DGS ile gidemiyor. Dediğim gibi arkadaşlar genellikle bu DGS'nin kolaylığı şuradan geliyor. Hani abi sadece matematik konuları var. Tamam da o matematik konularını zaten süper derecede iyi yapmadıktan sonra yine geçiş yapamıyorsun zaten. Yani en kötü iyi bir bilgisayar mühendisliği için 5-10 bine girmen lazım. Hatta iyi bir yer için 5 bine falan girmen lazım sayısalda. Ki sürekli azalan kontenjanların olduğu, sürekli kapatan bölümlerin olduğu bir sınav için bayağı bir emek demek ilk 5 bine girmek. İnanın yani 2 3-4 sene bu sınava giren insanlar var. Ve sen zaten ilk 5000'e girebilecek potansiyeldeysen hani DGS'de emin ol YKS'de de en kötü 100-200 bine girersin. Daha sıkı çalışırsan onun derslerine, AYT derslerine çalışırsan da ilk 50 bine girmemen için hiçbir neden yok. Çünkü kafadan şöyle düşün. Sen şu an atıyorum 200, 300, 500, belki 600, 700 bininci oldun. AYT sayısı aldı. Bilmiyorum. 1 milyoncu da olmuş olabilirsin. Ha, hiç önemli değil. Şöyle düşün. Sen hiç çalışmadan 1 milyoncu oldun. Bir sene daha fazla çalışsan buna birkaç yüz bin koyarsın. Değil mi? Ama gerçekten çalışacaksın. Bir sene daha çalışsan buna birkaç yüz bin daha koyarsın. Zaten iyi kötü bir yerler kazanabilir hale gelirsin. Değil mi? Ama DGS yolculuğunda zaten 2 yılın ön lisans okumaya gidiyor. Orada ciddi dersler alıyorsun. Ciddi hocalar seninle uğraşıyor. Sınavlar gerçekten ciddi zorlukta oluyor. Hani gerçekten ders vermeye çalışıyorsun. Uğraşıyorsun, çalışıyorsun. Bir yandan da DGS diye bir sınav var. Ona da çalışman lazım. Eğer o sene kazanamazsan DGS'yi seneye kalacak. 3 senen gitmiş olacak. Düşün 3 sene YKS için mezuna bıraksan. Yine 1 milyonuncu mu olursun? Yani bunları iyi düşünüp iyi tartmanız lazım arkadaşlar. Ben hiç önermiyorum. Özellikle mesela hukuk bölümü için YKS'de sıralamalar gayet geriye giderken DGS'de daima yükseliyor. Neden? Çünkü DGS'de 60-70 bin, 80 bin sayı sürekli artıyor. Adalet mezunu var ve gidebilecekleri tek örgün bölüm hukuk bölümü. Adamların yani gidebilecek başka hiçbir bölümü yok. Ne yapacak ki? Bu yüzden ne olacak? O çok fazla mezun olduğu için ve kontenjan sürekli azaltıldığı için DGS hukuk adına konuşuyorum. YKS'de tam tersi kontenjanlar artıyor ama DGS'de azaltılıyor. Hal böyle olunca şimdi inanın şu an YKS'de hukuk kazanmak DGS'den çok çok daha kolay. Bununla her türlü de iddiaya girerim yani. Çünkü birçok iyi bölüm mezunu yani YKS'ye zaten derece yapabilmiş arkadaş atıyorum bilgisayar mühendisi atıyorum tıp bölümü okuyor. Bir yandan da Sınavsız İkinci Üniversite diye adalet bölümü okuyor. Şimdi o kapatıldı da hadi yalandan yere yine hala diplomaları var onların. Şimdi örgünden de çok adalet okuyan var hani hukuk okumak için. Bunlar birikiyor birikiyor. Ne olacak? Bunlar hukuk için sınava girecek. Hukuk kontenjanı 2 sene öncesine 3 sene öncesine göre 3'te 1 oranına indirilmiş. 3 sene önce 1000-1500 kişi alırken şu an 400-500 kişi alıyor. Yani arada ciddi bir fark var. Dolayısıyla yani yarın öbür gün 2 sene sonra 200 olmayacağının garantisini kim verebilir? Kim verebilir? Hiç kimse veremez. O yüzden yani hiç size DGS'yi öven, DGS'ye kolay diyen, DGS'ye yap diyen insanlara inanmayın. Yani bunun kolaylığını söyleyen insanların çoğunun bir kere DGS'ye alakası yok. DGS'ye girmiş insanlar değil. Bunu DGS'ye giren insanlara sormanız lazım. DGS'ye çalışan insanların olduğu gruplara girin. WhatsApp, Facebook gruplarına ve sorun. Abi sen ne okudun? Atıyorum bilgisayar programcılığı okudun. Atıyorum yaşlı bakım okudun. Atıyorum laborant ve veteriner sağlık okudun. Abi sen DGS'ye girdin mi? Evet girdim kardeşim ya da abla neyse. Peki kaç senedir giriyorsun? Sorun bu insanlara ya.
Sorun. Ve sorun çalıştın mı deyin, emek verdin mi deyin. Hani büyük ihtimalle çoğu size diyecek ki ben bir sene, iki sene daha girdim. Yani atıyorum mezun olmuştur ikinci sınıfta, orada girmiştir. Bir de bir sene daha mezuna bırakır, orada girmiştir. Yani 3 sene gitti demek arkadaşlar. Sadece lisans bölümünü kazanabilmek için ve kazandığınızda da 2 sene okuyup mezun olmayacaksınız. 3 sene, 4 sene okuyacaksınız. Bakın arkadaşlar, kolaya kaçmak adına DGS yoluna giriyorsunuz. Sonradan pişman oluyorsunuz. Ve ben çok kişiyle konuşuyorum. Şunun farkındayım. Çoğu kişi bu yola girince pişman oluyor. Bana geliyor diyor ki abi diyor ben DGS ile bilgisayar mühendisliği kazanacağım. Nereye kazanacağım? ODTÜ bilgisayar, işte Boğaziçi bilgisayar kazanacağım. Tamam. Sınav zamanı geliyor. Hiçbir yer kazanamıyor. Hiçbir yer kazanamıyor. Çünkü o zannediyor ki sınav kolay. Ön lisans derslerine de zaten çok sallamıyor. Zaten DGS ile ben bilgisayar mühendisliğine geçeceğim diye. Ondan sonra ne oluyor güzel kardeşim? Hop, başarısızlık, değil mi? Oradan bir sene daha gitti. Üçüncü sene kazanabiliyor mu? Kazanamıyor. Çünkü zaten ön lisansı sallamadığı için, ciddiye almadığı için ÖBP'si çok düşük. ÖBP demek işte lisedeki okul başarı puanı gibi. Sizi en baştan daha sıralayan bir şey. Senin bu kötü olduğu zaman bittin zaten, o ömür boyu kalıyor. Eğer tekrar bölüm okumazsan. Tekrar bölüm okursan tabii sıfırlanır. Sıfırlanmaz da yeni bölümün ortalamasını kullanırsın. Hal böyle olunca tabii ne oluyor? İşte sen işte 3 sene harcamış oluyorsun. Belki 4 sene harcamış oluyorsun akıllarına kadar. Ne oluyor? Gidiyorsun mühendisliğe, orada da AYT karşına çıkıyor. Yani AYT'den kaçma şansın yok zaten. Lisans okuyacaksan AYT konuları bir şekilde karşına çıkar. Emin ol çıkar. Ve benim mühendisliğe gönderdiğim ve benim hemşireliğe gönderdiğim ve diğer bölümlere gönderdiğim insanlar bana şunu söylüyor. Keşke AYT kalsaydım. Üniversitede zaten bunlarla zorlanıyorum. Ya, üniversitede zorlanacağımı çalışırken zorlanırdım. YKS ile kazanırdım. Kafam rahat olurdu. Diyorlar çok fazla. Bazen çok fazla değil ama hocalar arasında, sınıf arkadaşların arasında ayrımcılığa maruz kalabiliyorsun. Bu konuda da bilginiz olsun. Bu her zaman olur mu? Çok olmaz. Ama olur mu? Olur. Ona dikkat edin o yüzden arkadaşlar. Hani 2 yıl okudunuz, iş imkanları bu şekilde. 2 yıl sonra ne olacaklar? Bu şekilde. Hani çoğu zaman dediğim gibi iş bulamayacaksınız, DGS'ye geçiş yapamıyorsunuz. Bu saatten sonra tekrar YKS'de çalışamazsınız. Hani 2 sene okuduktan sonra bahsediyorum. Onlara dikkat edin. Maalesef ülkemizde 2 yıllık sistemi güzel olmadığı için şu an 2 yıllıklar sadece bölgesel ekonomiyi kalkındırmak amacıyla kaldırılmayan saçma bir eğitim şekli. Bakın ben bunun bir ürünüyüm bu arada. Ben meslek yüksek okulu mezunuyum. Hani böyle sıradan konuşmuyorum ki DGS'de sayısal 299'unculuğum var. Eşit ağırlıklıdan hukuku defalarca kazanabilecek kadar iyi sıralamalar yaptım. 1200'unculuğum var vesaire. Şimdi ben bununla başarı elde edebilmiş bir insan olarak konuşuyorum. Bu yola girmeyin. Çünkü üniversitede bunlar karşınıza çıkıyor. Ve ben şunu şu anki aklımda net söyleyebilirim ki ben 2 sene DGS ile uğraşacağım ki bir sene de mezuna kaldım. 3 sene. Yani burada bunu yaşamış bir insan olarak anlatıyorum. 3 sene DGS ile uğraşacağım, 3 sene oturup YKS'ye çalışsaydım ki bir işte çalışırken, atıyorum garsonluk ya da kasiyerlik vesaire yaparken ya da yazılımla uğraşırken bir yandan da YKS'ye böyle göz ucuyla çalışsaydım 3 sene zaten başarırdım ki, zaten kazanırdım. Girerdim yani ilk 50 bine, zor değildi. Ama işte o akıl olmayınca arkadaşlar o giden senelerinize oluyor. Ben istiyorum ki aranızda uyarabileceklerimizi uyaralım. Çünkü DGS'ye gitgide kötüye gidiyor. Kaldırılır mı bu sınav diye çok soruyorsunuz. Kaldırılmaz büyük ihtimalle. Ama kontenjanlar öyle bir duruma gelir ki hiç mantıklı bir sınav haline gelmez. Bu çok yaşanıyor. O yüzden kendinize dikkat edin arkadaşlar. Burası Türkiye. Çok fazla insan kaynağı olduğu için normalde 2 yıllık bölümler aslında akıllıca şeyler. Tekniker yetiştirmek mantıklı. Ama şu anda sadece bölgesel ekonomiyi kalkındırmak için var meslek yüksek okulları. Atıyorum sizi dağın başına gönderiyorlar. Gerçekten dağın başına gönderiyorlar bu arada. Yani şerefim ve namusum üzerine sizi dağın başına gönderiyorlar yani. Atıyorum sen Ankara Üniversitesi'ye gidiyorsun. Seni öyle bir yere gönderiyorlar ki bildiğin köy orası. Atıyorum 500 hane var. Bir tane de anaokulundan bozma meslek yüksek okulu var. Ve sen orada üniversite okuyorsun tırnak içinde. Ve senin 2 senen orada geçiyor. Yani başarısız olsa 3 belki. Hani belki 2,5 dönem falan. Düşünsene ne kadar kötü. Yani oturup kendi evinde yalandan yere YKS çalışsan daha iyi. Yani bir de 2 yılda okurken ciddi paralar da harcıyorsunuz yani ekonomik olarak. Hiç gerek yok. Dediğim gibi ekonomik kalkındırma yani atıyorum dağın başında bir köy var, bir kasaba var. Oranın bazı insanlarla arası iyi, bir meslek yüksek okulu kurdurulmuş yalandan. Orada halkın ekonomisi kalkınacak. Bu. Bu yüzden en insanı tercih etmeyin. Aklınızı kullanın arkadaşlar. Yani geleceğinize yazık edersiniz. Benim tavsiyem, eğer buraya kadar dayanabildiyseniz vallahi helal olsun. Benim size tavsiyem YKS'ye tekrar hazırlanın. Ha ama eğer aranızda abi benim acilen evden gitmem lazım, ailevi durumlarım çok kötü ya da ya ben bunun farkındayım ama her şeye rağmen DGS yapmak istiyorum diyorsanız da
Tamam güzel kardeşim, sen bunu yap. Ben de daha önce DGS yoluna girmiş birisi olarak şunu söyleyeyim. Benim en büyük gitmemdeki amaç aileden uzaklaşmaktı. Çünkü aileden uzaklaştığında insan kişisel gelişimini sağlayabiliyor, kendini bulabiliyor ve aslında daha rahat çalışabiliyor bazı aileler için. Bazı aileler için durum tam tersi. Hal böyle olunca YKS'ye çalışmak bence çok çok daha mantıklı. Özellikle sıralaması ilk 500 bin içinde olan arkadaşları kesinlikle YKS'ye öneriyorum. Ha, siz 1 milyon öncüsünüzdür, sizin gelişmek için 2 seneye ihtiyacınız vardır ve aileniz size şöyle bir şey demiştir. Ya okuyacaksın ya da işe gireceksin ve okul muhabbeti bitiyor. Gidin ön lisansa 2 senede kendinizi geliştirin, derslerinizde çalışın, matematiğinizi geliştirin, sayısalınızı, sözlerinizi geliştirin, neyse artık hangi bölümse. Ondan sonra gidin lisansı kazanmaya çalışın. Ama bunun çok zorlu bir süreç olduğunu da unutmayın. Yok öyle sadece 2 dersmiş, sayısalmış, sözelmiş. Maalesef o bir ara, yani o bizi de kandırdı arkadaşlar ama inanın böyle değil. Çünkü çok basit, en basitinden mühendisliği okuyacaksın, o dersler karşına çıkacak yani. AYT'den nereden kaçacaksın ki? Nasıl kaçacaksın? Ve ayrıca hani öyle Boğaziçi kazanacağım, ODTÜ, ODTÜ kazanacağım diyen her sene yorumlara da bakabilirsiniz. Benim yorumlarda çok olur. Hocam ben hedef koydum, ODTÜ kazanacağım diyenleri böyle her bunu duyduğumda, her bu yorumu okuduğumda böyle kenara 1 dolar koysaydım şu an 100 bin dolarım vardı herhalde, ne bileyim yani. Çok fazla gördüm bu yorumu. Çok fazla insan özelden de yazıyor. Hani ODTÜ kazanacağım, Boğaziçi kazanacağım. Tamam güzel kardeşim, kazanabilirsin belki de bu sınava sadece senin düzeyinde insanlar girmiyor ki. Diyorum sana hani çok iyi üniversitelerin, çok iyi bölümlerin mezunları da tekrar ön lisans okuyup giriyorlar. Yani rakiplerin çok kuvvetli. Ve senelerdir mezunu bırakan insanlar var yani, öyle Boğaziçi, ODTÜ kazanacağım vesaire falan. Biraz hikaye. Ha atıyorum sıradan bir bölüm kazanabilirsin, normal bir bölüm kazanabilirsin. Tamam da onu yapmak için niye ön lisansa gidiyorsun ki? 2 sene zaten YKS'ye hazırlansan her türlü ilk 50-100 bine girersin yani. Hani akıllıca çalışsan bu arada, şimdi bunu da dedim diye yanlış anlamayın. Şimdi hani bence şu an mesela 300-400 bin mi oldun? 2 sene aklını kullanıp çok rahat 50-100 bine girersin. Ha sen şu an 1 milyon oyuncuysan, ya 2 senede tabii çekebileceğin yer sayısı sınırlı ama ya şunu da söyleyeyim güzel kardeşim, sen büyük ihtimalle DGS'ye de başaramazsın. Yani çünkü eğer o kadar kötüysen, o kadar seviyen kötüyse. Ha ama ne olur? Çok çalışırsın ön lisansta. Hayvan gibi çalışırsın. Ön lisansta ortalaman diye gelir. Matematiği de çok iyi öğrenirsin. O zaman olabilir ki şöyle bir şey var. Benim 299. olduğum seneden bu yana çok şey değişti. DGS'de kontenjanlar o zamana göre çok azaldı. Birçok üniversite kontenjan kapattı. Ve bu olumsuzluklar artmaya devam ediyor. Ben üzülüyorum yani insanlar bu yolu tercih ediyor diye. Hayır, bir de bazı insanlar var DGS'yi falan övüyor. Ya bunlar bu işten para kazanan insanlar çoğunlukla. Ha yalan yok. Bakın ben de sınavları öğrenci hazırlıyorum. Hem YKS hem DGS. Hani koçluk yapıyorum. Bu işten para da kazanıyorum. Genç girişimciyim. Evet. Tamam ama ben insanlığımı kaybetmedim para için. Ben insanlığımı kaybetmedim. İnsanlığımı kaybetmiş birisi olsam şu an bu video 5 dakika sürerdi. 5 dakika 14 saniye sürerdi ve derdim ki arkadaşlar DGS çok kolay bir sınav. Sadece sayısal sözel çözüyorsun. Aklı olan DGS yoluna girer hemen. Hemen şu anda DGS yoluna girer ve hemen benim kitaplarım satın alır. Hemen benim kurslarım satın alır. Hemen benim videolarımı izlemeye başlar. Ben bunu da diyebilirdim ama böyle bir insan değilim. Böyle bir karaktersiz, böyle bir insanlığını kaybetmiş birisi değilim ben. İnsanlığını kaybetmiş insanlar böyle yapabilirler. Ben yapmam. Ben o yüzden sizi uyarmak istiyorum. Çünkü 50 kere söylesem yine azdır. Arkadaşlar lisansta o matematik karşınıza çıkacak. Limit türev integralden kaçamazsınız. Özellikle mühendislik istiyorsanız. Benim kanalımda genellikle mühendislik ağırlıklı olduğu ve ben o alandan olduğum için buradan bunu söylüyorum ama bu diğer dersler için de geçerli. Kaçamazsınız yani. 2 sene muaf olmayacaksınız. O dersler karşınıza çıkacak. Siz onun zorluğunu yaşayacaksınız. Lisansı da büyük ihtimalle 3 belki de 4 senede bitireceksiniz. 2 senede ön lisans okudunuz, 6 sene. Bu kadar bunun zahmetine gireceğinizde direkt AYT ile gelseniz çok daha mantıklı olur. En azından olur da AYT'de derece yaparsanız, ne bileyim ilk 50 bine 30 bine girersiniz, ne bileyim belki üniversiteler size burs verir, yurt imkanı sağlar. Hani DGS dediğim gibi birinci olsanız kimse selam bile vermiyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Güzel moralinizi bozdum. Hayallerinizi güzel yıktığımı düşünüyorum. Of, bugün de çok güzel genç dimağların hayallerini yıktım, hedeflerinden onları uzaklaştırdım. Yine kendimi çok mutlu hissediyorum. Şu an böyle bana kızabilirsiniz ama aranızda DGS yolculuğuna her şeye rağmen girecek olanlar var. Güzel, aferin, bravo, girebilirsin. Yani kararlarının arkasında durmana saygım var. Ama 2 sene sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın o sınava girdikten sonra. Hatta sınav anında bu söylediklerim aklına gelecek ve beni çok iyi anlayacaksın. Ya da YKS yoluna gireceksin. Ha, YKS yolunda da pişman olmamak için lütfen arkadaşlar düzgün, doğru hocalarla, doğru kaynaklarla ve mantıklı bir şekilde, fedakar bir şekilde çalışın. Şu ders çalışmak değil. Oturdum 2 saat. Evet merhaba nasılsın? 2 saat bitti. Hemen ders bitti. Hemen online oyuna koşayım. Hemen dışarıya koşayım. Hemen arkadaşlarla kahve içeyim. Hemen
Starbucks'a gideyim. Hemen TikTok videoları izlemeye başlayayım. Sen böyle çalışsan zaten kazanamazsın. Yani böyle çalışsan hiçbir şey olmaz yani, onu söyleyeyim. Bu DGS için de geçerli, YKS için de, KPSS için de. Böyle çalışarak olmaz yani. Doğru hocalarla çalışacaksın. Doğru kaynaklarla. Piyasada çok fazla dolandırıcı hoca var. Çok fazla dolandırıcı, işe yaramaz kaynak var. Bunlara düşüyorsunuz. Düşmeyin arkadaşlar. Sizi uyarmak istedim yani. Tabii olur da kendi reklamımızı yapmadan da geçmeyelim. Eğer YKS ya da DGS'ye hazırlanmak istiyorsanız nasıl daha iyi çalışılır? Doğru kaynaklar, doğru hocalar nelerdir? Bu kanalda aslında bol bol bahsediyorum. Hani videolarım da var bu konuda çektiğim. İzleyebilirsiniz. Ama istiyorsanız da benden özel koçluk alabilirsiniz. Yine tercih döneminde danışmanlık yapıyorum arkadaşlar. Tercihlerinizi beraber geçirebiliriz. Hem lisans hem de ön lisans. Nasıl daha iyi yerleşirsiniz? Yerleşme şansınızı nasıl arttırırsınız? Açıkta kalma şansınızı nasıl düşürürsünüz? Neresi gelir, nerede okunur, okunmaz vesaire. Bu konularda da danışmanlık veriyorum. İlgileniyorsanız sizlere bu konuda seve seve yardımcı olurum. Evet, buraya kadar dinleyenleri gerçekten tebrik ediyorum. Var ya, üf, var ya, takdire şayansınız. Buraya kadar dinlemiş olanlar aşağıya yorum olarak şey yazabilir mi? Ben sonuna kadar dinledim. Ben mükemmel bir pandayım yazabilir mi? Buraya kadar dinlemiş birisi varsa bunu yazsın gerçekten. Yani çok merak ediyorum. Gerçekten bunu yazacak bir kişi çıkacak mı acaba? Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup videoyu beğenip bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.